Tanımayan var mı? Mısır kraliçesi Kleopatra, Sezar'ı önünde eğdirmiş kadın. Sezar öldükten sonra Mısır zapt ediliyor ve oğlunu kaçırmak durumunda Kleopatra. Oğlan diyor ki, korkuyorum, birileriyle birikip gidecek. Kendi sarayında kalıyor Kleopatra ama oğlunu canı kurtarmak için gönderiyor. Oğlan diyor ki, anne çok korkuyorum. Muhteşem bir cevap. Bütün insanlar korkar, krallar ve kraliçeler de. Onların tek farkı, onlar belli etmezler. Korku iyidir. Korku hayatta kalmanızı sağlar. Doğal uyanıklık getirir ve siz eğer onu yakıt olarak kullanırsanız, sizi harekette tutan, harekete geçiren olur. Bu ağacın yaşı 1500. Arkadaşlar, muhtemelen küçücük bir tohumdan çıktı. Ve potansiyelini kimse bilmiyordu. İçinizde böyle bir potansiyel var. Bu gezegene gelirken tam da bu hediyeyle geldiniz ve kimse bilmiyor. Hangi adımları atacaksınız? Hangi izleri bırakacaksınız? Kime ilham olacaksınız? Bazen tesadüfen bulduğumuz okullarda tesadüfen bulduğumuz işleri yapıyoruz. Bu bazen çok keyif verici değil. Ancak tutkunuzu bulduğunuzda, şu anda tesadüf gibi görünen şeyi eklediğinizde büyük bir enerji, büyük bir farkındalık yaratabilirsiniz. Tabii ki kendinize şans verirsiniz. Çocuklar gibi olmak çok eğlencelidir. Ezber bozucudur çocuklar. Nasıl? Sizin kahramanlarınız var sizi büyüten. Anne, bu ne, 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 her şeyi biliyorlar. 3 yaşına kadar. 3 yaşından sonra sorduğunuz soruların cevabı yok onlarda. Duyduğunuz cevap şu. Saçma saçma konuşma. Evladım, niye böyle şeyler soruyorsun sen? Ya bu çocukta bir tuhaflık var. Aptal aptal konuşma. Kahramanınız her şeyi bildiği için soru sormayı, anlatmayı bırakırız. Kendimizi keşif kalır. Oysa bir çocuk gibi bazen de tersten bakmak gerekir dünyaya. Hem kendini keşfetmek hem tutkunu bulabilmek için. O halde içindeki çocuğu yakala. Nerede? Koltuğun altında olabilir mi? Bak bak orada, ben görüyorum. Hadi çıkar otur dışarıya. Hadi kucağına çıkar onu. Hadi ona bir şans ver. Hadi ona bir nefes aldır. Herkes ne söyleyecek? Hakkında ne düşünecek? Dalga geçerler mi? Komik duruma düşer miyim diye korkuyor. Örneğin bir futbolcu topa vuracağı vakit düşünmez, sadece yapar. Bir şey yaparken çok heyecan duymak, amatörce çok heyecanlanmak çok önemli. Çok önemli. O işin sırrı. Bir yeteneğim vardı da olmadı hocam. Bir türlü yapamadım. Olmadı. Olmadı mı, gerçekten denemedin mi? Çünkü eğer yeteri kadar denersen yaparsın. İlk yaptığın yemeği hatırla. İlk kez arabaya oturduğun ve direksiyonu kullandığın günü. İlk tıraşını, ilk makyajını iyi değildin. Yeteri kadar zaman harcaman lazım. Ya başarılı olamazsam? Başaramama korkusu yüzünden birçok şeyin kutularda kaldığını, Allah kahretsin ben bunu düşünmüştüm dediğini biliyoruz birçok insanın. Peki ya başarılı olursak? Bazen başarı, başarısızlık kadar kafa karıştırıcı olabilir. Ya ben eskiden çok iyiydim, şimdi eksik bir şey olursa, onlar bilmiyor, ben paslandım, yeteri kadar iyi değilim deyip denemekten vazgeçmek, alet çantamızı doldurmayı bırakmak. Peki, bu saatten sonra çok geç. Çok mu geç gerçekten? Henry Ford T model arabasını tam 45 yaşında yaptı. 40'ından sonra başarmışların listesine bakın. Elektronik ortamlarda şaşıracaksınız. Elimden ne gelir ki? Elinden çok şey gelir ve henüz denemedin bile. Korkuyu bırak ve elinden geleni yap. Bırak bugün bütün işlerini. Git tutkunun peşinde koş demiyorum. Akıllıca bir plan yap diyorum. Bir parça bir parça hayatına kat. Ona bir şans ver. Nefes aldır ona. Dışarıya çıkar. Bir çocuk gibi. Çocukça, amatörce nefes aldır ona.
Ve şu andaki bilgilerinle bugüne kadar edindiğin tüm tecrübeyi tutkuna kat, kat, kat. O zaman insanların hayatına da bir şey katmış olacaksın. Kendi hayatına değil, sadece iz bırakan, ilham veren olacaksın. Ne şans var? Şans? Şans mı? Şans diye bir şey yok. Ciddiyim. Şans gelseydi, şimdi burada olsaydı hazır mısın? Alet çantan tamam mı? Şans, kendine verilen hediye olan o yeteneğe sahip çıkarsan, kendine, sana emanet edilen o yeteneğe gerçekten şans tanırsan, sen önce tanırsan geliyor, hazırsan geliyor. Herkes uyurken sen çalışıyorsan şans sana geliyor. Araştır. Bunu araştır. Ve tabii para. Para her zaman çok iyi bir kılıftır derdi hocam. Yapamadıklarımız için. Çok iyi bir kılıf. Arkadaşlar, bugün tarih yazanların, başaranların gümüş tepsiler içinde önlerine para sunulduğunu falan mı sanıyorsunuz? Gerçekçi olun biraz. Para da yok, şans da yok. Ne yapalım? Oturalım, seyredelim. O halde size Norveç'ten bir atasözü gelsin. Norveç'te gençlere şöyle diyorlar: git ve Atatürk gibi düşün. Niye öyle dediklerini biliyor musunuz? Ot yok, ocak yok, mum yok. Tentirdiyot yok. Yaralara naftalin basmışlar. Senin ve benim atalarım ağaç kabuklarını kaburup yemişler. Hı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve salgın hastalık var. Yaveri Paşa'ya diyor ki: çok zor. Ve tek bir adam sensin. Nasıl olacak? Verdiği cevap Norveçli atasözü. Diyor ki: evet zor. Ama bir yolu var ve ben onu mutlaka bulacağım. O yüzden sizin bu ülkeye borcunuz var. O yüzden yapabileceğinizin en iyisi olmaya, olabileceğinizin en iyisi olma gibi bir sorumluluğunuz var. Çünkü naçizane saatine bakarak, mesai bitsin de evime gideyim diyerek gayri safi milli hasılayı yükseltemeyiz. Aksine otur dediğinde durmayacak, acıktın mı dediğinde yok acıkmadım diyecek o muhteşem enerjiyle, sizi uyutmayan enerjiyle, sizi yatakta uyutmayan, yemeği, zamanı, mekanı unutan yeteneğinizle buluşmanız gerekiyor. Hem de tutkuyla. Ve bu duruşla.